Herkese merhaba. Bugün yine İlhan Döğüş birlikteyiz. Hocam merhaba nasılsın? Merhaba teşekkür ederim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ama sıcaklarla boğuşuyoruz. Almanya'da kimsenin aklına gelmez ama şu an hava epey sıcak. 34 derece. Bu yayını yapmak için pencereleri de kapattım ve oturduğum yerde terliyorum açıkçası. Bilmiyorum senin orada nasıl durum? Şimdilik o kadar sıcak değil. İdare eder 28 derece ama herhalde birkaç gün içinde burası da daha sıcak olacak. Küresel ısınmanın yan etkileri hissedilmeye başlanıyor artık ciddi ciddi. Vallahi hocam şimdi Dört duvar arasından bu yayını yapıyoruz işte. ikimiz cezaevinde miyiz? <laughs> İkimiz de oturduğumuz evden yani yaşadığımız yerden bu yayını yapıyoruz. Ve ikimiz de kiracıyız. Bugün de seninle bu kiracılık meselesini konuşacağız. Çünkü senin blogunda yer alan bir yazı vardı. Bundan sonra aslında bu konuyu işlemek için seninle konuştuk. Orada devlet bütün kiraları üstlense ne olur gibi bir soru soruyorsun. Ve bunun da cevaplarını arıyorsun. İşte enflasyon yol açar mı? Faizler artar mı? Devletin bütün kiraları karşılayacak kaynağı var mı? Bu kaynağı nasıl yaratır? Bu kaynağı mali dengeyi bozmadan sürdürebilir bilir mi gibi soruların yanıtlarını aramıştın yazıda. Ben dedim ki o yazıda kalmasın. Biz bunun üzerine bir de program yapalım. O yüzden şimdi senin de o yazının başlığı olan genel bir soruyu ben sana yöneltiyorum. Devlet bütün kiracıların kiralarını üstlense ne olur? Bunu yapabilir mi? Evet aslında üstlenebilir. Çünkü devlet daha önceki programlarda vurguladık. Kendi parasını yaratabilen bir entite, bir varlık. Dolayısıyla bir finansman kısıtı yok. O yüzden iktisat okullarında ve medyada söylenen işte vergiyle ödeniyor ya da herhangi bir kamusal faydası olan sosyal refah arttıracak bir harcamaya işte hastanelerin iyileştirilmesi, ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim, ücretsiz ulaşım ne gelirse aman para yok devlet batar gibi söylenen hiçbir geçerli karşılığı yok gerçek hayatta. Devlet önce harcama yaptığı anda hazinenin bankası olan Merkez Bankası o ödemeyi yapar, parayı yoktan yaratır. Ödemenin yapılacağı şahsın bankasına para gönderir. Yani daha teknik olmayan bir şekilde söyleyecek olursak muhasebesiyle ilgilenenler bakabilir. Çünkü şu kritik. Bir, Merkez Bankası'nın kendi sitesinde de yazıyor. Hazinenin ödemelerini yapar diye. Hazinenin bütün ödemeli yükümlülüklerini üstlenir diye ve dolayısıyla hazinenin de bankasıdır. Zaten Merkez Bankası'nın en büyük ortağı da hazinedir. Diğer husus, bankaların hazinede hesabı yoktur. Bankaların Merkez Bankası'nın hesabı vardır. Dolayısıyla devlet adına ödeme yapıldığında hazine değil. Hazine adına Merkez Bankası o ödemeyi bankalara gönderir. Bankalarda o ödemenin yapılacağı kişinin hesabına para aktarır. İşte memursa memur maaşı, eğer devlet özel sektörden bir şey satın almışsa onun karşılığını ve sonra vergi toplayabilir olur devlet. Yani bütün ekonomik sirkülasyonu sıfırdan başlattığımızı düşünürsek önce vergiyle harcama yapılması mümkün değil. Çünkü vergi ödenmesi için verginin tahakkuk etmesi için gelirin oluşması lazım. Eğer siz gelir oluşmamışsa dolayısıyla harcama da yapmamışsınız. Ne KDV ödeyebilirsiniz, ne gelir vergisi ödeyebilirsiniz, mükellef olmazsınız, tahakkuk etmemiştir. O ne? Ne? bu vergiyle ödeniyor hikayesi ve işte oluşan bütçe açığını da kamu borcuyla devlet finanse ediyor anlatısı aslında toplumun sosyal refah arttıracak harcamaların yapılması yöneki taleplerini bastırmak için uydurulmuştur. Daha önceki bir yayında söylemiştim. Nobel iktisatçı Paul Samuelson bunu açıkça söylemiştir. Bütçe disiplini hikayesi bizim toplum ve siyasetçileri disipline etmek için uydurduğumuz bir şeydir. Yine daha önceki yayınlarda vurgulamıştık. Pandemi döneminde yapılan harcamalar Amerika'da Almanya'da. Bir önceki yıl vergi çok üzerindedir ama vergi arttırılmadı. Diğer harcamalardan kısılmadı. Borçlanma artmadı. Ne yaptı? Merkez Bankası ödemenin yapılacağı insanların hesabının olduğu bankalara parayı gönderdi. Bankalarda o kişilerin hesabına para aktardı. Mesela 2008'de krizinden sonra Amerika'da, Japonya'da ve Avrupa'da merkez bankaları quantitative easing, miktarsal genişleme adında bir program yürüttüler. Ne yaptılar? Piyasadan devlet borçlanma kağıdı olan tahvilleri satın aldılar. Trilyon dolar düzeyinde. Vergi ödenmedi bunlar. Vergiler arttırılmadı. Bunlar aksine faizleri düşürdü. Faiz arttırmadı. Enflasyon da yaratmadı. Çünkü harcama eğilimi düşük, tasarruf eğilimi yüksek, üst gelir grubundan alındı o tahviller. Dolayısıyla o tahvilleri satın aldığı kişilere yapılan ödemeler aslında tekrar tahvil alımına ya da borsadan hisse alımına gitti. Finans piyasasını şişirdi. Zaten amaçlı oydu. Bunu netleştirelim bir önce. Burada bir soru sorabilir miyim? Vergi ne işe yarar? Vergi niye toplanır? Bu toplanan vergiler ne olur? Çünkü hani biz küçükken şöyle büyüyen bir kuşağız TRT ekranlarında. işte fişini de al Mustafa Ali. Vergi kutsaldır. Bugün ödediğin vergi yarın sana yol su, köprü, elektrik olarak geri döner diye biliyoruz. Şimdi senin anlattığın mekanizma ama böyle Değil diyor. Ya nedir bu işin aslı? Diyelim ki sıfırdan devlet kurduk. Para yok. Neyle üretim yapacağız? Nereye tüketim? Devlet vergiyle ödüyorsa bu ekonomik sirkülasyon nasıl başlayacak? O zaman devletin önce harcaması lazım. Para yaratması lazım ki ya da bankaların parayı yoktan yaratıp kredi talep eden firmalara ya da hane halkına kredi vermesi lazım ki ekonomik sirkülasyon başlasın. Daha önce de uyguladık. Tasarruflar ve vergi ekonomik sirkülasyon son aşaması. Siz gelir oluştuktan sonra tasarruf edebilir ve vergi ödeyebilirsiniz. Gelir oluşmuşsa para yaratılmış demektir. Vergi ne işe yarar? Vergi bir para birimini toplumsal kabul sağlamak içindir. Eğer devlet bir para birimi tanımlayıp işte Türk lirası, Alman markı, Fransız frangı, İsviçre frangı İsveç kronu neyse bu parayı tanımlayıp bana bu paradan vergi vereceksiniz dediği için herkes o parayı ortak para birimi olarak kullanıyor, kabul görüyor. Ve türlü herkes kendi parasını basabilirdi. O zaman da ekonomide bir sürü karmaşık bir süreç olurdu. Çünkü herkesin para biriminin birbirine değer yani Mesela Amerika'da dolarıyla Türk Lirası gibi nasıl döviz kuru varsa, ekonomi içinde de İlhan Lirasıyla Adem kronunun takası için döviz kuru gibi kompleks bir şey olacak. Yani bir para birinin toplumsal kabul görüp onu para olarak işlem görmesi için vergi. İki, piyasadaki fazla para miktarını emmeyi hedefler. Üç, yeniden bölüşme hedefler. Toplumdaki güç ilişkilerine bağlı olarak bir devlet toplumda işçi hareketi, sol ve dezavantajlı mücadele güçlüyse onların lehine bir yeniden bölüşüm tasarlamak zorunda kalır. Bunlar zayıfsa, egemen sermaye grupları güçlüyse onların lehine bir yeniden bölüşüm tasarlar ve vergiyi buna göre atar. nasıl oluyor? Mesela Türkiye'de Holdinglerin vergi borcu siliniyor ya da Amerika'da, Almanya'da 1980'den beri kurumlar vergisi 45'ten 60'lardan 15'e 25'e düşürülüyor. Ama Almanya'da mesela sen de biliyorsun ki işçinin ödediği gelir vergisi oranı 39-40 ama kurumlar vergisi %18-20 civarında en son. Yani. Ve Türk devleti de gelir vergisinin büyük kısmını dolaylı vergilerden yani orta alt sınıf üstüne binen vergi türlerinden ADV, ÖTV gibi besleniyor. Vergi ödediğinin para ne olur? Vergi ödediğinde para yok olur. Soruyor vatandaşlar bizim ödediğimiz vergilenlerde, deprem vergilenlerde. Vergi ödediğinizde para yok olur. Çünkü para bir yükümlülük ilişkisidir. Bir borç ilişkisidir. Borç sözleşmesidir. Vergi de bir borçtur. Bir yükümlülüktür. Tax liability. Senin vergi yükümlülüğün. Vergiyi ödediğinizde dediğinde o yükününü kalkıyordur. Dolayısıyla o para da borç sözleşmesi de kalkıyordur. Kredi borcu, kredi yarat verildiğinde para yaratılır. Kredi borcunuzu geri ödenizde de o yükümlülük ortadan kalktığından, o borç sözleşmesi ortadan kalktığından para yok olur. Yani kredi borcunu geri ödemek bankaya ve devlete de vergi borcunu geri ödemek parayı yok eder. Şimdi benim siz, senden aldığım borç başkadır, bankadan aldığım borç başkadır. Ben senden borç alırsam var olan para miktarı el değiştirmiş olur. Senin hesabından benim hesabıma geçiyor. Para miktarında bir değişim yok. Ama ben bankadan borç aldığım zaman banka parayı yaratıyor yeni ve para miktarı artıyor. Çünkü bilançosu genişliyor. Senden bana para transfer olduğunda bilanço genişlemesi yok. Bunları ayırt etmek lazım. O yüzden devletin sosyal refah arttıracak, işsizliği azaltacak, yoksulluğu azaltacak, eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamaları yerine getirecek harcamaları yapması için bir finans kısıtı yoktur. Başka kısıtlar vardır. Başka sorunlar vardır ama finansman bir kısıt değil de devlet için. Almanya'da mesela gelelim şey konusuna, kira konusuna. Almanya'da sosyalden geçinenlere ya da işsizlik parası alanlara Alman devleti sosyal refah devleti kapsamında ne kadar kısıt kısaltılmış ve kısaltılmaya çalışıyor olsa da hala kira yardımı yapıyor değil mi? Peki Almanya'da enflasyon mu artıyor bu yüzden? Yok. Neoliberallere göre öyle. Ama mesela aynı neoliberaller 2015'te Almanya'da asgari ücret devreye sokulduğunda bunun enflasyonu ve işsizliği arttıracağını söyledi. Oysa öyle olmadı. Almanya'da hem işsizlik de düştü hem enflasyon düştü. Artmadı. Kira yardımı gibi sosyal yardımlar yapıldığında da aynı hikaye söylendi. Gene olmadı. Zaten ben şunun için devlet ödesin diyorum. Tamam belki hepsini ödeyemeyebilir. Ama en azından geliri Almanya'daki gibi belli bir düzeyin altında olanların olanlarınkini üstlenebilir. Bu sefer ne olur? Kirayı ben, ha ben ödüyorum. Ha devlet ödüyor. Sonuçta o ev sahibi kira gelirini elde ediyor. Ha benim yerime devlet ödediği zaman ne olur? Benim bilançom rahatlar. Ben kira gibi hayati bir barınma gibi ihtiyacımı karşılama ve bunun talebi esnek değil. Ev sahibi 750'den 900'e çıkartın dese ben gene o evde kalmak zorunda kalıyorum. Ben bu evin 4'te 3'ünü kullanacağım diyemiyorum. O zaman devlet ödediği zaman benim yerime 750 euro kirayı Berlin şartlarında bugün. Ben o 750 euro kiraya ödemek yüzünden yapamadım diğer harcamaları yapabilir oluyorum. Giyimdir, beslenmedir, eğlencedir, başka ihtiyaçlar. Şimdi bu da eğer talebi arttığında fiyatından ziyade üretimi arttırılan dayanıklı tüketim mallarına akarsa enflasyonist olmaz. Ki zaten insanlar geliri arttığında hemen stoklanamadığı için talebi arttığında fiyatı arttırılan gıda gibi ürünlere akın etmiyorlar. Yani ben şimdi devlet benim kiramı ödediği zaman yarım kilo domates yerine bir kilo domates almayacağım. İki ekmek yerine beş ekmek almayacağım. Ne yapacağım? Yeni gömlek alacağım, ayakkabımı alacağım, tatile gideceğim, televizyonu yenileyeceğim, cep telefonu yenileyeceğim. Başka şeyler yani gelirimi arttığımı hissettiren tüketim tercihlerim olacak. O nedenle bunun para arzı artarsa enflasyon olur iddiasının geçerli olmadığını geçen... Yayınlarda konuştuk. Velev ki öyle olsun. Çünkü o ev sahipleri devletten alıyordu benden alıyor. Onlar için gelir, ekstra bir gelir artışı yok. Diyelim ki para arzı gerçekten arttı ve ekonomi tam kapasitesine yaklaştı. Yani artık üretim artışıyla cevap verilemiyor. İşsizlik çok düşük. Firmalar tam kapasiteye yakın çalışıyor. Okey o zaman devlet bu kira yardımı ödeyerek piyasaya verdiği parayı kamu borcu yoluyla geri emebilir. Yani şunu der. Ben sana kira ödedim. 500 euro. Al o 500 euroyu bana geri ver. Ben sana tahvil vereyim. Borçlanma kağıdı. Tamam mı? Tahvil dediğimiz bir borçlanma kağıdı. Devlet diyor ki şu vadede bana bu kağıdı geri getirin. Ben bu kadar para vereceğim. Kaç paraya alırsın bunu? 100 euro. Ben diyorum ki ben 2 yıl sonra ödenecek bu bana. Vadesi 2 yıllık. Ben buna 90 euro veririm. 90 euro şimdi satın alıyorum. 2 yıl sonra geri götüne 100 euro alacağım. Yüzde %11 kadar kazancım var. Devlet bu sayede piyasa enjekte ettiği fazla parayı tahvil ihraç ederek, piyasa tahvil boşlanma karı satarak geri emer. O parayı verdiği tahvile takas eder ve böylece para arzını azaltır. Eğer para gerçekten enflasyonu arttıracak bir faktör olduysa tam kapasite ulaşıldığı için. İkincisi bu hı. ikinciye geçmeden ben bir şey sorayım. Peki diyelim ben devletin benim adıma kirasını ödediği bir vatandaşım ama devlet işte gel tahvil al elindeki fazla eritelim enflasyona yol açmayalım dedi. Ama ben istemedim. Yani almak zorunda da değilim. O zaman ne olacak? Ya sen almak zorunda değilsin tabii. Ama şöyle devletin tahvil ihracı tahvili aslında en güvenilir finansal varlıktır. Çünkü devlet batmaz. Şimdi burada bir çelişki vurgulayalım. Finans dersinde bir sermaye varlıklarının fiyatlama modeli var. O öğretilir. Orada bir hisset fiyatının, hisse senedinin, kazancının ya da değerinin ne olduğunu ölçmek için bir model var. O modelde o hisse fiyatı, bir şirketin hissesinin fiyatı, hazine tahvilinin değerine göre, faizine göre ne kadar ekstra kazanç elde edildiğine göre bakılır. Çünkü der ki hazinenin tahvili sıfır risklidir. Risk free, risksizdir. Sen o risksiz bir hisse senedi olarak, çünkü hisse senedi risklidir. Firma batabilir ama devlet batamaz. Senin aldığın hisse o sıfır riski olan tahvilin getirisinin ne kadar üzerine çıkmış ki senin o tahvili alman anlamlı olsun. Şimdi burada diyorlar ki hazine hazine tahvili risksizdir. Çünkü devlet batmaz. Sonra makro ekonomi dersine geliyorsun. Diyor ki bütçe açığı artarsa faiz artar. Niye? Çünkü devlet borcunu ödeyemez. Mali disiplin bozulur. Piyasa onu batacağını düşünür. O borcunu ödeyemeyeceğini düşünür. Çünkü vergi ile öder. Vergi gelir yeterli değilse, bütçe açığı faiz artar. Ama sen finans dersinde tahvilin risksiz olduğunu söylüyorsun. Makro ekonomi dersinde bütçe açığı artarsa faiz artar. Çünkü devlet batar diyorsun. Oraya faize gelirse ikincisi. Ha, almak istemezsen piyasada ikinci noktaları ilgili aslında. Devlet çok tahvil ihraç ederse, tahvil satarsa piyasaya o tahvilin miktarı artar. Miktarı artan şey değeri düşer finans piyasasında. O zaman fiyatı düştüğü için faizi artar. Yani tahvilin faiziyle fiyatı ters orantılıdır. Faiz arttırdığında Merkez Bankası tahvilin fiyatı düşer. de tahvilin fiyatı artar. Çünkü üzerinde yazıyor ya, 100 lira nominal değer diyor. Kaç para alırsın? 90 lira. 100 eksi 90 10 lira gelir. 10 bölü 90 yüzde 11 faiz. Ama fiyatı 80'e düştüğü zaman 20 lira gelir elde edeceksin. 100 lira alacaksın ya 80 lira ödedin. 20 bölü 80 ne yapıyor? Yüzde 20. Fiyatı 90'dan 80'e düştü. Faizi de 11'den 20'ye yükseldi. Şimdi hazine çok tahvil satarsa tahvilin faizi artar. Faizi arttığı için de sen de almak istersin. Çünkü risksiz. Hiç riski olmadan yüzde 20 mesela 80'e düştü fiyatı. Tahvilin. Faiz de %20'ye yükseldi. %25'e. Hiçbir şey, hiçbir risk yok. %25 alıyorsun. Güzel. Bir de bankalar da almak zorunda. Çünkü bankalar Merkez Bankası'ndan rezerv para borçlandığı için rezerv para bankacılık sistemi içinde kullanılan paradır. Bankacılık sistemi dışına çıkmaz. Bazı doğayen iktisatçılar bankaların Merkez Bankası'na aldığı parayı ve kredi olarak verdiğini sanıyor. Bankaların Merkez Bankası'na aldığı rezerv para bankacılık sistemi dışına çıkamaz. O sadece bankalar arasında ve Merkez Bankası ile bankalar arasında kullanılabilir dır. Ve merkez bankalarından repo ihalesi dediğimiz bankalar merkez bankasında para borçlandığında bu bankalar bu hazine tahvillerini Merkez Bankası'na ipotek etmek zorundalar. Yani banka elinde hazine tahvili yoksa ipotek edecek. Merkez Bankası'na borçlanamaz. O yüzden bankalar alır bunu. Diyelim faiz çok yükseldi. Merkez Bankası ne yapabilir o zaman? Merkez Bankası faiz düşürür. Merkez Bankası faiz düşürse tahvil faiz de düşer. Süreç şöyle. Tekrar baştan alalım. Devlet kira giderlerini üstlendi. Geliri belli bir limit altında olanların. Sonra ev sahiplerine verdiği kiranın karşılığında piyasaya tahvil ihraç etti yeni kamu borcu ve fazla para arzını emdi. Tahvil çok fazlaysa eğer faizleri yükseltti okey. Faizleri yükseltirse de bu sefer Merkez Bankası faizi düşürerek tahvil faizini istediği noktaya getirebilir. Yani Burada şunu söylemek istiyorum. Bir, paranın yoktan yaratıldığını anlarsanız devlet gibi bir enstrümanın ve kamu bütçesinin ve merkez bankasının pek yoksullar, işsizler, dezavantajlar lehine bir politikayı tasarlayacak şekilde de kullanabilirsiniz. Burada bir finansman kısıtı yok. Bak çok basit. Kirayı üstleniyorsun. Çok fazla para arzu olduğunu gördüğün ve enflasyon yaratacağını düşünüyorsun. Çünkü üretim Hat, tam kapasiteye yakınsa. Tahvil ihraç ediyorsun. O parayı yemiyorsun. Eğer o tahvil ihracı faizi arttırdığını görürsen de Merkez Bankası ona faizi düşürüyorsun. Geri eski noktasına getirirsin. Çok zor bir şey değil. Ve zaten Almanya'da da bu kira yardımı devreye gidilince böyle bir şey olmadı. Yani çok aşırı bir enflasyonist baskı olmadı. Çünkü o ev sahipleri geliri üst düzey kesimler genelde. Geliri üst düzey kesimlerde harcama eğilimi düşüktür. Tasarruf eğilimi yüksektir. Çünkü zaten harcayana kadar harcamıştır. Çok parası vardır. Devletten alacağı parayı gider tekrar tahvile yatırır. borsa üniversiteye yatırır ya da yeni ev alır falan. Yani harcamaz. Harcamadığı zaman hiç enflasyonist baskısı olmaz. Üçüncü husus diyelim ki işte az önce söyledik. Tamam ben benim yerime devlet kirayı ödediği için cebimde 750 euro kaldı Almanya'da şu an. E ben bu 750 euro harcarsam enflasyon olmaz mı? Olur ama bir ekonomi tam kapasite değilse olmaz. Enflasyon bir kere arz kısıtı kaynaklı ve aşırı karlar. Bunu deneyimledik pandemide. 80'de de deneyimledik. 80'e 70'lerde 70 Türkiye'de 90'larda hatırlayın. Türkiye'de 70'lerde Türk kuyrukları değil mi? Gaz yağı kuyrukları anlatılır. Milletin cebinde çok fazla para vardı da insanlar ihtiyacı olanın iki katı tüp, iki katı gaz yağı almak için mi enflasyon oldu? Yoksa piyasada yeterince gaz yağı, tüp, ekmek olmadığı için mi vardı? Yani hatırlayın 70'lerde ya da bilmeyenler, yaşamayanlar okusunlar. Bir o dönem Kıbrıs çatışmasından dolayı Türkiye ambargo uygulandı. Hem zaten dünyada bir petrol krizi vardı 70'ten gelen. Hem de TÜSİAD Ecevit hükümetine baskı kurmak için stokluyordu, arzı kesiyordu. Şimdi bu durumlar da enflasyon aşırı nükseler. Bunun taleple ilgisi yoktur. İkincisi zaten ben her, zaten 750 euroyu yaşamak için bir eve kira vermek çok insana yaraşır bir şey değil yani. insan aklına aykırı bir şey. 750 euro çalışıyorsun çalışıyorsun maaşın dörtte birini üçte birini Türkiye'de yüzde altmışını kiraya veriyorsun. Bu korkunç bir şey. Çok aşağılayıcı bir şey bu. Herkesin barınma hakkı vardır. Bunun, bunun için ödenmek gere gerekmiyor. İkincisi ben bu harcamayı yaptım 700 euro'yu tamam. Ama nereye yaptım? Talebi arttığında fiyatı artan dayanıksız tüketim mallarına mı yapıyorum? Yoksa gelirim arttığı için dayanıklı tüketim mallarına mı yapıyorum? Ve firmalar da zaten üretim arttırarak eğer arkasıntı yoksa bu talebi karşılayacaktır. Ve muhtemelen bir kerelik bir artış olacaktır. Çok ciddi bir risk olacağını sanmıyorum. Hocam şimdi Almanya üzerinden anlatıyorsun ya örneğin işte 750 Euro'dur şu kaldı cebime işte bunu aldım bunu tükettim. Şimdi bir Türkiye'de nasıl olur durum? Çünkü Almanya'da ev sahibi oranı yüksek ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de ev sahibi oranı bu kadar yüksek değil. Bir böyle bir sorun var. Hani model Türkiye'de çalışabilir mi? Nasıl çalışır? Onu merak ettim. Evet. Et açıkçası. Zaten benim derdim şu, bu yazı yazarken de vurguladım. Asıl ev fiyatlarını yükselten ve dolayısıyla kiraları yukarı çeken faktör kiracı oranı çok yüksek olmaz. Çünkü ev şu an niye bir yatırım enstrümanı dövmüş durumda? Niye barınma ihtiyacından ziyade insanlar fiyatı artar da ileride satarım ya da daha yüksek kira geliri elde ederim de onu 10 yılda amorti ederim? Bir yatırım perspektifi olarak bakın. Çünkü kiracı oranı yüksek. Kiracı oranı yüksekse kirada kalacak insan sayısı ve talebi esnek olunca artıyor. Mesela İsveç'te kiracı oranı çok düşük. O İsveç'te ev fiyatları bu kadar artmıyor. Almanya'da görece öyle. Şimdi Berlin'de kiracı oranı çok yüksek. Sirkülasyon yüksek. O yüzden kiralar da yüksek. Ama Rostock'ta o kadar yüksek yükselmiyor. Hani Rostock'ta biraz arttı ama spread efekt var. Dağılım etkisi işte göçmenlerin gelmesi de bir faktör oldu. Almanya çok yüksek sayıda göçmenler. Okey. Ve Almanya'da kolay ev yapılamıyor inşaat çok çabuk. Olan, biliyorsun ama yani bu çok övdükleri 2002 sonrası ekonomi politikasının en büyük zararı ev sahipliği oranı düşürüp kiracı oranını arttırıp eve olan talebi daha az esnek kılıp evi bir finansal yatırım enstrümanına dönüştürmek. Benim önerdiğim de bunu tersine çevirip ev enflasyonu, kira enflasyonu baskılayacak bir şeydir. Herkes ev sahibi olursa kime satacaksın evi, kimden kira almasını bekleyip de yatırım enstrümanı olarak göreceksin. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Bugünlük bu programı burada noktalayalım İstersen Başka programlarda başka konularda görüşmek üzere. Kendine iyi bak hocam. Sağ ol sen de kendine iyi bak.